Bugün geriye doğru baktığımızda gördüğümüz şudur. 20 yıldır kararlılıkla sürdürdüğümüz reform irademiz sayesinde Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük demokratik dönüşümünü, ekonomik atılımını bizimle yaşadı. İnşallah bundan sonra çok daha büyük atılımları yine sizlerle birlikte hayata geçireceğiz. Aziz kardeşlerim, dünya ve onunla birlikte Türkiye değiştikçe elbette milletimizin talep ve beklentileri de farklı hale gelmektedir. Nasıl eser ve yatırım siyasetimizde tamam sözüne yer vermiyor, sürekli yeni projelerin peşinde koşuyorsak, hak ve özgürlükler konusunda da çıtayı sürekli yukarı taşıyoruz. Hükümet olarak reform irademizi güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Şu iki hususu altını çizerek özellikle ifade etmek isterim. Bir, Türkiye'de vatandaşa hizmet noktasında bakanlıkları ve belediyeleriyle kimse bizim elimize su dökemez. İki, milletimizin talep ettiği yeni reformları hayata geçirme hususunda da hiç kimse bizimle yarışamaz. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın reform iradesi ve heyecanı ilk günkü gibi güçlüdür, diridir, dinamiktir. Bu anlayışla kısa süre önce muhalefete samimi bir çağrıda bulunduk. Gelin tarihinizde ilk kez sorunun değil, çözümün parçası olun dedik. Şimdi buradan aynı davetimizi tekrarlıyorum. Amacınız siyasi şov yapmak değil de yasakların Türkiye'sini gerçek manada tarihe gömmekse bunun yolu bellidir. İçeriği mayınlarla, tuzaklarla, sinsiliklerle dolu yasa teklifleriyle milletin ve milletvekillerinin vaktini çalmayın. Olmadık bahane ve şartlar öne sürerek ipe un sermekten vazgeçin. Şayet gerçekten dürüstseniz, kanun teklifleriyle oyalanmak yerine bu işi anayasa değişikliğiyle kalıcı bir çözüme kavuşturalım. Kılık kıyafet özgürlüğünü anayasal güvenceye alırken aynı zamanda toplumun temel direği olan aile kurumunu daha da güçlendirelim.